Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Farming Simulator 17 ve Platinum Edition DLC ak paketiyle bölüm 2 ile karşınızdayım. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şimdi ikinci bölüme girmeden önce. Abi bu tişörtüm üzerindeki lekeler ne ya? Ev için gayet idare edecek tişört tabii ki de. Şimdi abi siz görmedin neler değişti, neler bitti, neler yenilendi, neler gitti, neler geldi. Ve tabii ki de yine her zaman olduğu gibi bir önceki oyunda Farming Simulator sezon 1'de olduğu gibi ilk başta paramızı tabii ki de işçi olarak çalışarak kazanmıştık. Aynı taktiği uygulamaya devam ediyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü param az. Ama almamız gereken bir sürü makine var. İnanılmaz zorluk olacak tabii ki de. Hemen yan komşunun işini aldım. Yan komşu dedi ki rica etti. Ya Kaşık Bey dedi siz şu işlerle çok iyi anlıyorsunuz dedi. İlk sezon yağdırmışsınız dedi. Takip ediyoruz. Severek takip ediyoruz. Ailecek izliyoruz. Bol kahkaha atıp sizden öğreniyoruz oyunları dediler tabii. Yani öyle bir şey deyince dedim tamam hadi kaç para verirsin abi 10 milyar veririm 10 milyar ateşlerim dedim. Bize toplam 27 dakika süre verdi ve şu an 10 dakikadır dönüyorum. Oysa ki ben yarın sürenin yarısını bitiririm diyordum. 3 dakika sonra bitmesi lazım ki bitecek gibi değil. Arabada hızlanmıyor maalesef. Eski taktik işe yaramıyor hocam. Lap diye böyle 3'e basıp otomatik alıp ondan sonra gazlamayla olmuyor. Oyamayı biz keşfettikten sonra yapımcılar tabii ki de kapattılar ki kapatmalar doğru oldu. Benim işim kolaylaştırıyordu evet ama oyunu bir yerde hileyle oynadığını hissediyordum. Tarlada gördüğünüz gibi aslan gibi iki tane aslan çalışıyor. Biri öbür tarlada biri bu tarlada. Bakınız iki tane traktör görüyorsunuzdur. Uzunlaması da ta ileride bir traktör daha var. Hepsi maşallah. Gümletiyorlar. İş aldığım için dışarıdan işçilere verdim. Biri ekiyor, biri de sadece yeri sürüyor. Öbür tarla. Şu an buradan gözüküyorum. Evet. Bir numaralı tarla. Şu an P'nin çalıştığı. Ne diyelim ona? Peter diyelim. Peter'ın çalıştığı tarla şu anda sürüm aşamasında. İki numara D mi? D de Darwin olsun. Darwin'in çalıştığı da ekim. Bakalım. Parayı kaldıracağım abi. Parayı kaldırınca tabii ki de yapacağımız çok şey var. Muhtemelen ilk başta hayvancılıktan başlayabilirim gibi geliyor bana. Çünkü hayvancılıkta en son hayvan gibi para vardı. Belki parayı hızlı kaldırabilmek için hayvancılıktan başlarım. Çünkü hem ekme makineleri hem biçme makineleri hem ekstra aksesuarlar, aparatlar bir sürü malzemeyi yenilememiz, büyütmemiz gerekiyor. Şu an hepsi küçücük. Tarlalarımız da çok büyük değil ama işlem hacmini arttırmamız lazım abi. İşlem hacmi artması olmuyor. Bu biçer döver. Öncelikle biçer döverler çok pahalı biliyorsunuz. Ya en ucuzları 80-90 bindi galiba başlangıç olarak. Bize ise adam akıllı bir biçer döver lazım. O da 180-200'e kadar çıkar gibi düşünüyorum. Az kalmış aslında. Ben bunu full gazla gideyim abi. Döndüre döndüre benim taktiğimi göstereyim size. Şöyle taktik yapıyorum normalde. Şuradan şimdilik alam. Döndür. Bir tane kaldı ama olsun. Sıkıntı yok. İyi viraj aldım aslında. Kötü değil. Hiç de fena değil abi. Zaten %100 yapmamızı istemiyor. Yani %90'lara falan geldiğinizde lap işi bitirdim. Tamam paket hocam. Kolay gelsin sana. Al nakiti. Görüşürüz diyor. O yüzden birazcık böyle sonlara doğru İnceden inceden geçiştirebilirim. Çok çok sıkıntı olmaz. En azından durmuyorum abi. Akıcı bir şekilde ilerliyorum. Çünkü dur kalk yaptın mı çok zaman kaybediyorsun. Bunu da işçiye verebilseydik aslında. Düşünsenize her tarlaya gidiyorsun. Hepsini işçiye veriyorsun. Oh! Bir gün içinde paraya para demeyiz valla. Bayağı büyük tarlaymış be. Burayı almamız lazım abi. 6 numaralı tarla. Hayvan gibi tarla. Bakınız. Tabii en büyük tarla o değil ama en büyük tarla 29 numaraymış. Maşallah. Tabi her oyunda olduğu gibi hedefim her zaman en büyüğüne ulaşabilmek. En yüksek mertebeyi görebilmek. Oralarda bir şeyler yapabilmek. O yüzden bunda da öyle yapacağım. En yükseğini görmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. 29 numara. Muhtemelen 2 milyon civarında para istiyordur. Çünkü burası bile 500 bin dolar istiyor bu tarla. Evet bu küçücük tarla. Ama bizim hemen hemen iki tarlamız gibi. İki numaralı tarlamız aslında bunun kadar var ya. Burası niye çabuk geliyor abi? Eni bayağı kısa. Uzunlaması da uzunmuş bu tarla ondan dolayı. Direkt arkaya mı dönsem? Uzunlamasına mı ilerlesek? Ne yapsak? Arada içeri de gireyim ya.
Çok bir hatanın önemi olmadığı için içeride de yapıştıralım. Oh. Selam. Ne kadar sakin, huzur veriyor ya makine. Sessiz sessiz. Ama bundan daha fazla ses olduğunu düşünüyorum gerçekten. Ani solumu yapacağım birazdan. Sağ mı pardon. Kır 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 kır. Güzel. Oh. Hop. Kamı çekeceğim. DLC'nin getirdiği özelliği denememiz lazım. Elimizde hele beleşten küçücük bir makine varken onu denemezsek ayıp olur. Deneyeceğiz. Şu anda bir numaralı tarla sürülüyor. O yer toprak bir dinlensin. Ondan sonra zaten lap diye kamı çekeceğim. Küçücük bir alan ektim. Çünkü görmemiz lazım. Kârı çok yok. Ne yazık ki. Şeker kamışı mı? Kârı çok yok. 150 dolar falan diye gösteriyor. Yani şöyle bir 500 falan olsaydı yine sürekli ekilebilir, denenebilirdi ama para kaldırmak için tabii ki de ek görev olarak yanlardan hem böyle iş yapacağım hem de daha iyi kârı olan hasılatları satıp toplayıp para kaldıracağım. Hasılat demeyelim onlar da. Ne desek isimlerini tam bilmiyorum ama. Bunların ismi ne diye geçiyor abi bunların ismi? Genel olarak hepsinin kategorize edersek eğer. Meyve değil, sebze değil bunlar. Ne diye geçiyor? Ondan bahsediyordum. Bitti bitecek galiba. Son 12 dakika süremiz var. Bir iki tur daha dönmem gerekecek benim. Ondan sonra bitiyor. Haydi aslan. Aradan şu an deşip geçesim var şöyle. Yol yapamsın var. Bayağı canım sıkıldı. Oyunun sesi var mı? Sesim bastırmıyordu. OBS ile kayıt. Arada bir deniyorum abi. Arada bir fantezi lazım. Arada yenilik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim render hızımı muhtemelen düşürecek. Render süremi. Hızımı değil de. Потому что есть Алёшка у тебя. Алёшки. Ты захаешься. Алёшки. Все твои мечты. Только о Серёге позабыла ты. Niye bilmiyorum bu şarkı takıldı aklıma. Çok eski dönemlerde abi. Memleketteyiz daha. Bizim oralarda ailelerin gönderdiği özel kamplar oluyor böyle. Çocukların küçük yaşta böyle birazcık daha aileden koptuğunda kendini geliştirebilsin. Böyle aileden kopunca mal gibi ortalıkta durmasın diye. Hem öğrensin, sağa solu görsün, çevreyi görsün. Ya samostayatelni olmayı derler bize. Rusça bir kelime de bu. Türkçesi ne oluyor bunun bilmiyorum ama. Ya kendi başta hayatta kalabilmek için eğitilmiş yerler var. Eğitmesi için kendini kamplar var. Öyle kamplara gidiyorduk ve bunlar genelde yazın oluyordu abi. Yazın 3 aylıkta hem aileler de böyle çoluğun çocuğunu oraya gönderip kendiler de birazcık kafa dinliyorlardı. O tarz kamplar tabii ücretli ama çok çok aman aman pahalı olmuyorlardı. Ama çok keyifli. Aksiyonu bol. Aktivitesi bol oluyordu. Yani iyi ki de annem babam oraya beni göndermiş diyorum. Abimle gitmiştik genelde zaten. İkimiz de gönderiyordu aynı anda. Gidiyorsun öncelikle yaşına göre zaten belirli koğuşları belirtiyorlar. Asker hayatı gibi abi. Koğuşun içinde çift ranzalı yataklarda kalıyorsun. Sabah hop geldi paracıklar. Bonus. Evet 12.000 civarında para aldım. Zenginiz. İşçiler ne alemde bu sürmeye devam ediyor. Nice. Ekme. Sen niye durdun hacı abim? Yarısı bizim değil mi bunun? Nedir? Aa, tohum bitti. İnşallah vardır. Bakayım bir. Ah, işte aileler gönderiyor abi. Sabah erkenden kalkıyorsun. Sabah antrenmanlar vardır böyle. Vücut egzersizler vesaire. Ondan sonra kahvaltın vesaire. Ondan sonra temizlik oluyor. Ondan sonra belirli aktiviteler oluyor. Buradan geldim ama çıkış yok ki hocam. Belli aktiviteler oluyor, yarışmalar oluyor. Çok keyifliydi. İnanılmaz güzel anılarım birikti o kamplarda benim. İşte havuz günleri oluyordu, havuz saatler oluyordu. Herkesin havuza girdiği belli saatler vesaire. Ondan sonra gruplar ayırıp böyle özel yarışlar yaptırıyorlardı. Ne bileyim, bir ekip yapılıyordu. Bu kamp tarafından düzenlenen bir ekip oluşuyordu. Bu ekipte
belli başlı malzemeler gizleyip belli başlı notlar bırakıp onu herkese yayıyorlar sabah böyle gecenin köründe. Ve sabah uyandığında ertesi gün öyle bir şey olacağını bilerekten uyanıyorsun. Ve herkes arabaya başlıyor böyle. Her yer sis yapıyorlar, havalar vesaire, ormanın içinde oluyor zaten kamp alanları. Onu ilk bulana da belirli hediyeler oluyor vesaire ve tüm kamp onu arıyor falan böyle. Akşamları böyle eğlence vesaire olayları dönüyor. Nasıl oluyordu lan? Bir dakika. Bu da İngilizceye geçmiş. Open dersek. Ondan sonra field falan fistan. Hire worker, lower din. Ready'in. Burası gerçi burası değil abi. Ben niye buraya geldim ki? Bize lazım olan yer burası değil ki. Muhtemelen burası. İnşallah. Alabilirim diye umut ediyorum. Evet. Hayır be. Ben arkadakinden alacaktım ama. Olmadı bu abi, olmadı. Ben arkadakini istiyordum. İttir ittir. Alamıyor muyum? Ne, ben öbürünü istiyorum abicim. Ya yapmayın, gözünü sevem ya. Dur abi bakayım. Bu işte. Ah. Şunu şöyle bırakayım. Mecburuz. Öbür sisteme geçeceğim. Kapasana menüyü yav. Ekim biçim işleri yarım kaldı sırf bundan dolayı. Güzel güzel güzel, sen bana lazımsın. Hadi. Nasıl olmadı ya? Bununla uyumludur inşallah. Ondan dolayı olmuyor. Bununla uyumlu değilmiş ki. Oo, bayağı bir dağıttım buralar. Şimdilik sen şurada bir bekle abi. Bununla da uyumlu değildir muhtemelen. Evet, bunun ağzında var abi. Şurayı bir bitirsin de. Değişik bir bölüm oldu. Ekim yarım kaldı. Burası da bitmedi. Ekip bitirseler zamanı ilerleteceğim de. Gidelim. Case'de işbaşı yapalım. Soldaydı de bir. Hop, buradan yol yok mu ya? İlla buradan düz mü geçireyim ben? Hop. Biraz evimizi kirlettik ama. Oradan düz gitsem daha mantıklı. Tamam. Şimdi F1 açalım abi. Şunu bir kaldırayım. Tamam. Tam istediğim gibi. Bahaneyle hızlı bir şekilde aldım. Ay, ağırlık olmayınca arka tarafta gidiyor. Kapat bunu. Hop, çit 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 çit.
İlla ki böyle üzerine getirmem lazım yani. Az önce bir azaldın sen ama. Dur 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 dur, kaldır kaldır. Tamam. Alsanıza. Yoksa doldu mu? Bakayım. Case'i de bellemiş olalım böylece. Dolmuş. Ondan ötürü. Tamam. Gel abi gel. Hızlı bir şekilde devam ettir de. Yarım kaldı oradaki işlem. Sıkıntı oldu. Kapat kapaklar. Hangisi kapatıyor? Ne? Şurada bir yerde kaldı. Tam yolun ortası. Bayağı yolu varmış daha bunun. 25 binim oldu. Ah, sen de bittin. Hadi gel. Bunu da dolduralım bahaneyle. Bu da bitmiş. Hepsi yarım yarım bitmiş abi ya. Farkına varmadın. Burası da bitemedi. İki tane tarlamıza kamış ekeceğim. Şeker kamışı. Diğerine de fasulye ektim. Büyük olana. Oradan para kaldıracağım. Bu ikisinden de deneyeceğim abi. Para kaldırabilir miyim? Kaldıramaz mıyım? Olur mu ama? Bunun özeldir muhtemelen de. Ben özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü şeker kamışına özel DLC yapmışlar. Ha yok, döktü vallahi. Dur abi, akıp gitmeyesin ya. Hadi aslanım. Şimdi aha, dolduruyor. Tamam. Tamam. Dur şunu şöyle yapayım da. Ne biçim sesle çalışıyor bu mekanizmalar. Şöyle yapayım ben. Şurada bir yerde bırakalım. Bunun sesi miymiş o? Ah, özlemişim be. Böyle her şey manuel yapmak falan çok keyifli. Gel bakalım. Bu nasıl sallanıyor? Al hocam, al, afiyet olsun. Bayağı bir maşallah var senin depo. Ne yiyor lan? Biz burayı da getirmemiz lazım yine bol bol. İkiniz birden istemiyorum. Bir dakika. Sırasıyla. Hayç. Sakin. Niye içeriden kullanmadıysam abi. İçeriden çok daha rahat. Abi hala resmen sömürdü ya. Dışarıdan da işte çok belli olmuyor. Sonuncu paket. Hepsini gömecek. Biz getirmemiz gerekecek. Vay be. İlk alışverişimiz bunun üzerine olacak muhtemelen. Gidelim. Ve hala %46. 43 dolmuş hatta. Aa, bu hiç iyi değil. Batıyoruz. Yardım edin.
Başımız büyük belada. 14 numaraya gidelim. Satış için elimde çok az bir malzeme var ama çok fazla değil. Allah. Abi uçuyorduk. Az kalsa ölecektik. Durduk yere masraf çıkacaktır. Yolu karıştırdığım için. Devam ediyor. Böyle bir şekilde ekiyor kendisi. Şunu kaldırayım komple. Haritayı da gerek yok. Sağdakini de kaldırabilsek iyi olurdu da. Yok, sol yapayım. Bayağı fazla gidiyor. Baksanıza, daha ilk sıramızı, yarım sırayı bitirmedik. Ve %40'a göre düştü. 40 oldu değil mi? Evet, olmadı, olamadı. 41'de kaldı. Ne incecik. Bunlardan fazlalarını almamız lazım. Büyükler vesaire varsa bu cihazların hepsini almamız gerekiyor. İşimiz çok valla. Yapacak bir şey yok. Şunu ben işçiye devredeyim. Oradan çizgi, incecik çizgi bırakıyor gibi de. Şimdi ben gideyim markete gidelim. Kepçeyi de aslında oraya götürmem lazım benim. Yem almamız lazım. Tohum. Yem demeyeyim de. Saçma oldu yem. Shop. Shop için ilk bir yola çıkalım da biz. Shop hemen solumuzdaymış zaten. Tamam. Görürüz muhtemelen. Kimse yok. Ay, lan sen gelene kadar ben çoktan giderim. Bayağı hızlı gidiyor araba. 130 122. Her mağaza hemen önümüzde. Yerler kirlenmiş. Şu aracı satın almak istiyorum ben ya. Tamam. Evet, bırakalım. Şu otobüsü alamıyor muyuz? Okul taşıtı olarak kullanırız abi. Para orada. Burada makineyi satmak içindi. Ya da modifiye etmek için tekerini vesaire. Şimdi 145 176. Bizim kullandığımız nerede? Bu değildir inşallah bizim kullandığımız. Muhtemelen budur. Ama o da çok küçükmüş be. 105. Platinum Expansion'ın içinde gelen araba. Aslında biz bunu alalım. Demek ki bu lazım olacak bize. Ya da bizim şu an kullandığımız bu değil mi? Evet, bizim kullandığımız bu be. Okey. Çok bir özelliği var mı? Yani bunların yaptığı işi yapmıyor mu abicim? Ağzı. Neymiş bunun ağzı? Z056H ile çalışıyormuş. Bunlarda bayağı var. Bunda tek. Ağızlara gidelim. Heaters. Zaten platinumlar yine altında not geçmişlerdir veya en sondaymış. Evet. Z056H. O makineye yani bunları bağlayamayacağız demek oluyor bu da. 14 metre civarında. Güzel. Başka ne alacağız? Bizim su depoya falan ihtiyacımız var. Bir tane su tankına. Bunlar su tankı değil tabi. Nerede vardı? Bunların büyüklerine tabi zamanla bunu da alacağız. Satış için lazım olacak yine aynı şekilde.
Bayağı alacağımız şey var. Of of. Burası full Platinum Expansion. Full. Buradaki malzemelerin hepsini almamız gerekiyor o zaman. Tabii ki de bazıları aynı şeydir. Daha büyük, daha küçük versiyonları. Bakınız taşımak için. Taşımak diyorum. Ekmek için muhtemelen bunlar. Bunlar taşımak için. Sugar cane. Onlar özel mi lazımmış yani? Her şeyle gitmiyor mu? Wow. Bu bizde var. Bu bir sonrakisi. 350 bin abi. Makineye bak. Ne kadar tattı be. O makineyi almam lazım benim. Para yok şu an. Nefesimiz kokuyor. Biz eve gidelim abi. Şu an onu yapamayız. Kimse yok değil mi? Kimse yok, tamam. Sinyalimi verdim, çıkıyorum. Eve gidelim. Bir sonraki bölümde artık her şeyi ekmiş olurum. Biçmeye başlarız. Bizim köye de geldik. Burada bir girişi daha varmış. Arka taraftan giriş. Lan! Niye o kadar sol yaptı bu ya? Ne çıktı böyle? Kapat bakayım. Araba, aslında aracı dışarıda tutmamız lazım da. Şimdi sen hazırsın. Sen buradasın. Bu makine burada çalışıyor. Bu makine de burada çalışıyor. Ah. Evet, bu bölümü artık sonlandıram. Aslında sırtımıza yükleyip sonra diğer malzemeler de getirebilirdik. Tohumları vesaire satın alabilirdik. Neyse. Bir sonraki bölümde hallederiz abicim. Bu bölümü de bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca desteğin için de teşekkür ediyorum. Bayağı hayvan gibi 3500-3600 beğeni görmüş. Tabii ki de her bölüm o kadar beğeni gelirse çok çok mutlu olurum. Çok çok motive olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.